Ya bu kadar evet. üniversite açılırken aklınıza ne geldi mesela bu üniversite tabela üniversiteleri bile işsizlikle mücadelenin şeyine dönüştü yani şu anda üniversite millet Habire okuyor bir okulu bırakıyor öbürüne başlıyor yani bir, bir sürü şey var insanlar bakıyorsun yani bazen iş başvuruları olmuş adam gel geliyor adam gelmiş 30 yaşına daha önce hiç iş deneyimi yok. Ya ne yaptım bugüne kadar? İşte şu fakülteyi okudum, bu, bu fakülteyi okudum. Master yaptım, bilmem şu master yaptım, iki master yaptım, bir doktora yaptım. 30 yaşına kadar Hayat aslında yatelemiş. 10 yıl boyunca işsiz dolaşmış. İşsiz dolaşmış ama biz öğrenci olduğu için onu işsiz olarak saymamışız. Şu anda o kadar çok var ki böyle durumda. Yani öğrenciliği de işsizliğin kamuflajı gibi yapmışlar. Biz, biz de, de çocuk işçiydik, de. biz Deniz, de çalışanlar Deniz'e bir katkı ben. vereyim, rakam katkısı vereyim. Evet. 2023'te 930 bin diploma üretmişiz 208 üniversitede ve üniversitelerimiz diploma fabrikası ve aynı zamanda işsizlik antroposu olmuş. O kadar haklısın ki biz onları 4 sene 5 sene daha işsizliğe katmamak için o antropolarda biriktiriyoruz. Ellerine de bir kağıt parçası veriyoruz. Bunlar iş beceri kazanmadığı için bunla da iş de bulamıyor. İşte gidiyor ev genci oluyor. Ne eğitim evet, talebin var diyor. Ondan sonra çıkıyorlar bakın. Evet. Ee, çıkıyorlar mesela gidiyor inşaat şu anda deprem nedeniyle inşaat sektörünün en önemli sorunlarından biri insan kaynağı. Evet. Yani kalifiye eleman arıyorlar. Ama adam inşaat mühendisliği mezun olduğu için diploması olduğu için ben mühendisim diyor işsiz kalıyor. Çünkü inşaatta iki tane mühendise ihtiyaç duyuyor ama bilmem kaç yüz tane ama de kaynakçı arıyor. buna Ne <laughs> olacak? Montajcı arıyor. Yani e, bu bunlar bile, memlekette bunlar bile e, planlanamıyor. Yani mesela benim en tuhaf bulduğum şey atanamayan öğretmen. Ya milli, milli eğitimin öğretmen ihtiyacı bellidir. Öyle değil mi? Öyle. Yani o ihtiyaca göre bir üniversite yüksek öğretim planlarsınız. O ihtiyaca göre eğitim fakülteleri kurarsınız. Onlardan çıkan işte artı eksi yüzde on, yüzde yirmi diyelim hadi. Üstüne koyarsınız. Belki başka sektörlere de gidenler olur. Yani ihtiyacınız kadar öğretmen yetiştirirseniz atanamayan öğretmen diye bir sorun kalmaz. Eskiden öyleydi zaten. Ve sınavlarda... Eskiden öyle değil miydi Deniz? Ama şimdi... E, e, öğretmen birçok okulları var. Öğretmen enstitüleri vardı. Şimdi... İki, i̇ki aylık eğitimle 1990'lı yıllarda öğretmen hakkı verdiğimiz milyonlarca İnsanlar. insan oluştu. Kısa dönem askerlik o yüzden ihtas edildi biliyorsun. Dört aylık falan filan bunları eritebilmek için. Genelkurmay diyor ki benim bunlara ihtiyacım yok. Endüstri diyor ki ben bunlara ihtiyacım yok. İşte atanamayan diye yeni bir e, kategori oluşturmamızın sebebi bu işte. Zaten özel sektör de iyice Yani düşündüm. biraz önce Kamu bu Merkez olmuş. Bankası... Merkez Bankası üzerinden konuşurken e, yani gerçekten ciddi memleketteki en büyük sorunlardan bir tanesi bu servet transferi. Evet. evet. Ya bu kamu bankaları bir servet transferi aracına dönüşmüş vaziyette. Bakın sözcüde bir haber var. Sözcü'de Bizim bugün çok ama sektörümüzü de ilgilendiriyor. Medya medya sektörünü de ilgilendiriyor. Diyor ki Golf sahalarındaki Göktürk kemer, kemer villalarının 8'i şimdiden satıldı. 1.2 milyar TL kasaya girdi. Yıldırım Demirören'in borcuna karşılık Ziraat Bankası'na devredilen Kemer Kantürü'deki golf sahaları imara açıldı. İBB davayı kaybetti. Villalar 145 milyon TL'ye satışa çıktı. Ya 145 milyon liraya bakın insanların 10 bin lira emekli maaşı aldığı yani emeklilerin %60'ına yakınının 10 bin lira maaş aldığı bir ülkede 145 milyon liraya eski parayla 145 trilyon liraya ev satılıyor. Ve bu beyefendiler kamu bankasından aldıkları krediyle bir medya grubunu satın aldılar. Ödemediler. O kamu bankası oraya yönetici atadı. Bilmem ne karşılığında sonra normal değerinden daha yüksek bir karşılık koyarak bu araziye kamu bankası el koydu. Ve yeşil alan işte golf sahası falanken imar değişikliğiyle şununla bununla bir rant yaratıldı ve şimdi orada bakın sadece 8 villaya 1.2 milyar lira gelir elde etmişler. 150 milyon Şunu biliyor musunuz? Yani Düşünebiliyor musunuz? Bu ülkede şimdi biz biz burada 10 bin lira maaş alanları konuşuyoruz. Ama bu ülkede birileri böyle bir hayat yaşıyorlar. Dolce Vita hayatı. Sadece istakoz değil. Mesela istakoz değil. Ya işte yani Murat Kurumu konuşuyoruz yani. İstanbul'da bir orman alanı birdenbire normal konut alanına çevriliyor. Ondan sonra arazi TOKİ tarafından bir şirkete devrediliyor, satılıyor. İşte orada imar değişikliği yapılıyor. Çevre etki değerlendirme raporuna gerek yoktur diye karar çıkıyor. Sonra oraya konut yapıyorsunuz. E, bu tüm bunlardan sorumlu olan imza yetkisi olan bakan da gidip oradan bir konut alıyor. Fiyatı ne kadar? 30 milyon lira. Milletvekili maaşıyla 30 milyon lirayı ne kadar zamanda ödeyebilirsiniz? Ya 3 milyon lira insanlar kredi bulup da ev alamıyor. 91 bin TL aylık ödemesi en düşük faizle. Ne evet. diyorsunuz? Yani Ya işte bakın memleket memleket bu şekilde hem memleketin yani devletin kamunun serveti hem de vergi verenlerin hani verdiği vergilerle o kıt kanaat yaşarken devlete ödenen vergilerle oluşturulan bütçeden hem kamu kaynaklarından birilerine sürekli transfer yapılıyor. Ondan sonra adı ne oluyor? Merkez Bankası şu kadar zarar etti. Ya kamu da bir kurumu zarar ettirin. Sayıştay müfettişleri yapışıyor yakanıza. Kendinizi mahkemede buluyorsunuz. Şimdi bu 818 milyon şey milyar liranın böylesine devasa bir zararın bir sorumlusu olmayacak mı mahkemede gidip ifade verecek? Hesap verecek. Yani bu yani insan bizi izleyenler şapkalarını önlerine koysunlar, yanıt versinler. 818 milyar lira eski parayla 818 katrilyon dolara çevirdiğinizde 38 milyar dolar. Bakın sadece bir köprünün maliyeti 2 milyar dolar. O bir sürü güvenli teleferik yapıyoruz. yapardık o paraya. Bakımlarını <laughs> falan yaptırırdık. Onlara bakacak insan yetiştirirdik. iyi İyi para yani. Kaç tane Tarımı tar aktarırdık. Tarımı aktarırdık. Üçün, yani ikiye bölün yani ikiye bölün 20 tane Osman Gazi Köprüsü yaparsınız. Çanakkale Köprüsü yaparsınız. Millet 505 milyar lira kadar yaparsınız. Hemen. Doğru. Yani yani ciddi söylüyorum ya birisi çıkıp desin ki kardeşim bu zararın devlete çıkarılan bu zarar faturasının hesabını şu adam ödeyecek. Birisi çıksın suç da bulunsun. Nurettin Nebati, Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı işte Tayyip Erdoğan onların kararlarıyla oluştuğunu zarar. Onların tamam bu pasta kime sunuldu? Oluştu. Niye sunuldu? Kim yedi bu pastayı? Niye? E, bilmiyor muyuz? Bankalardan Bankalardaki KKM hesapları çıksın şu evet. büyüklükler arası atıyorum. Gariban vatandaşı 3 kuruş kazanmak için 100 bin lirasını yatıranları kastetmiyorum. Atıyorum 20 milyon liranın üstünde paralarla KKM'de hesaplarını tutanların listesi bir açıklansın. Bakalım kim kazanmış? 145 milyon kaç tane Bu zor bir şey ediyor. değil ki. Öf öf öf. Yani bu bunları tespit Hayırlı. etmek zor değil ki ya bu Hayırlı. dijital çağda. Adamlar ya biliyorum ben benim şahsen bildiklerim var. Alıyor bir bankadan krediyi düşük faizde kamu bankasından. Sonra başka bir bankaya götürüyor KKM hesabı açıyor. Sonra onu ipotek edip başka bir yerden bir kredi daha alıyor. Sonra onu başka bir bankaya KKM hesabı açıyor. Ya bu şekilde KKM hesapları üzerinden para kazananlar oldu. Hem Tabii. de böyle milyar liralar falan kazananlar oldu. Bunların hesabını biri vermeyecek mi şimdi? ve düşüre ya, düşüre kuru korumalı mevduatı 3.4 trilyondan 2.2 trilyona anca düşürdük ve tıkan da çünkü dövizden gitmek e, Hala isteyelim. ödemeye devam ediyoruz. Devam ediyoruz tabii. Hala, Uzattık süresini. Hala ödemeye devam ediyoruz. Yani o dövize çevrilebilir hesaplar 20 sene bu ülkenin başına bela oldu. Ve üstelik kur korumalı mevduattan çıkana %60'ın üzerinde faizle bankalar alıyor. Ona rağmen ikna edemiyorlar. Ona rağmen ikna edemiyor. Bir Çok. de yüksek faiz de veriyoruz aynı zamanda. Ya yani parası olana ya, yani Nilesin gerçekten ne yani, gerekiyorsa yani... yapıyoruz. 145 milyon ev alır tabii insanlar yani 50 tane 3 milyon verir Şimdi acaba Merkez Bankası'nda bir mahcubiyet oluşmuş mudur sevgili Deniz? Yoksa bunu bir mektuba bağlayacak? Mektupla hani... Valla asgari ücret kısmı kırıcı. Bu kadar zarara kırıcı. Ay bunun için mektup değil, bunun için herhalde Hı. şey yazması lazım, roman yazması lazım. Faizi niye indirdiniz? Faiz düşecekse evet. şimdi niye faiz çıktı? Şahap Kavcıoğlu, bakın. Şahap Kavcıoğlu BDDK başkanı oldu. Evet. Nurettin Nebati milletvekili oldu. Milletin vekili oldu, onurlandırıldı. Milletin vekili tabii. Daha onurlu. Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası'ndan gitti, bütün bankaların sorumlusu oldu. Yani bu, bu adamlar cezalandırılması gerekirken terfi ettirildiler ya. Buna milletin aklıyla alay etmek denir. Dala geçmektir tabii. Yani millet millet bunu görsün artık ya. Görün gerçekten görün artık. Yani bizi izleyenler bazen bana diyorlar ki ya çok şey yapıyorsun. E karşılaştığımız bu muamele karşısında nasıl bir tavır koyabiliriz ki? Memleketin. Merkez Bankası hani bu e, kefen paramızı bile yemişlerdi ya. İthiyat, neydi? İhtiyat, ihtiyat akçesi. akçesi. Neydi? Gitti o. Ha, akçesini bile yemişlerdi. Kara parası. 128 milyar dolar kaybolmuştu. O 140 hatta 148 milyar dolarmış o paranın tam miktarı. Bir Merkez Bankası çalışanı anlattı. Sadece 30 31 Bunu, bunun bunun hesabını duyuyor, sorduğumuz zaman kullanırdı. da bizim cehaletimize bağladılar bu işi. Of ne demedik. Siz yanlış hesap ettiniz. Öyle bir şey söz konusu 128 değil. 28 milyar dolar ne dediler değil mi? E ne dediler yani Hı -hı. bize bizim cehaletimize kilitlediler. O dönemi hatırlatın. Evet. En iyi bir noktaya değindi. Eee ihtiyat akçesini aldık biz. Aldık evet. E, Halk hazineye harcadık biz. Harcadık ondan sonra. Evet. O ihtiyat akçesi yıllardır harcanmayan kara gün parasıydı. Evet. Merkez Bankası'nın. sonra şu yapıldı. Sonra şu yapıldı Ebru. Hazine ile Merkez Bankası gizli bir protokol imzaladı. Hazine merkezin parasıyla döviz kurları artmasın diye arka kapılardan Satışlar alım yaptı ya. ve Satışlar. o paralar da gitti. Evet. Yani o şey da aldı, servet aktarımı. E, tabii ki servet aktarımı. E, öyle. O da gitti yani. O da öyle gitti. Yani şey nerede görülmüş yok. Hazine ile Merkez Bankası'nın böyle bir protokol yaptı. Bir de onu reddettiler. Olmadığını iddia ettiler. Sonra belgeleri ortaya çıkınca kabul etmek zorunda kaldılar. Tabii vatandaş krizi bu kadar hissetmeyince bakkalın. çok görülmedi bu. Tabii ee... paraya boğdu seni.